Selamlar dostlarım, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere Mexc Global'de nasıl işlemler yapılır, nerelerden airdrop alınır, bunların hepsinden tek tek bahsedeceğim. Kaldıraçlı işlemlerde nasıl bir yol izlemeliyiz? Verdiğim sinyalleri nasıl yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bunlar üzerinden devam edeceğiz. Dostlarım, ilk önce şöyle hemen sizlere göstereyim. Kanalımıza geliyoruz. YouTube Kripto Levant kanalına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki herhangi bir videoya tıkladığınızda şu MaxG adresi çıkacaktır. MaxG Global'i orada bulamazsanız bu yukarıda da gene gözüküyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar bir kere. E-mail ile kayıt oluyorsunuz. Yani bir yeni e-posta oluşturuyorsunuz. Hatta ben şuradan bir çıkış yapayım arkadaşlar. Ben yeni bir e-posta oluşturdum ve buraya KYC onaylayacağız. Bunları da göstereceğim. Herhangi bir e-posta yani kullandığınız e-posta veya mobil arkadaşlar... Bakın mobil. ikisinde yapabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Şu kod olması lazım. Komisyon önünüzde 10 oluyor arkadaşlar. Komisyon önünüzde arttırmak için bunu kullanmanız gerekiyor. Ve kayıt olduğunuzda ücretsiz KYC onayladıktan sonra arkadaşlar vadeli işlemlerde işlem açıp 5 dolar ile 100 dolar arasında para kazanabiliyorsunuz. Bakın airdropları dağıtıyorlar. Her gün her gün yeni bir airdrop dağıtılıyor arkadaşlar. Bunlardan kazanmak için sadece vadeli işlemlerde dediklerini yapmanız gerekiyor. Bu kadar. Buraya bir e-posta bir de şifre yapıyoruz arkadaşlar. Bu şifreleri ve e-postayı girdikten sonra veya telefon numarasını bir sizlere kod giriyor ve o işlemleri yapmanız gerekiyor. Kodları da artık mail adresinize cartucurda buraya aktarabilirsiniz onu bilemiyorum. İsmimizi yazdık yani e-postamızı yazdık şifremizi yazdık arkadaşlar. Giriş yap dediğimizde bunları yapmanız gerekiyor. Ondan sonra... Bir mail adresinize kod gidecek. Bu kodu hemen gelip burada yapıştıralım arkadaşlar. Geldi kodumuzu yapıştırdık. Onayla dedik ve sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Bakın kayıt tarihini 11.14'te yaptım ben. Neden? Ee, hiçbir işlem falan yapmadım. KYC'mizi daha onaylamadım. O zamanlar video çekiyordum arkadaşlar. Videoyu yarım bırakmak zorunda kaldığım için tekrardan devam ettiriyorum. Şimdi KYC onayla diyor arkadaşlar. Birincil KYC. Ne kişisel bilgiler... Kişisel bilgiler yüz doğru mu? Birincil KYC'yi onaylasanız bile sizlere yeterli olacaktır. Doğrulayın diyor arkadaşlar. Buraya kimliğinizin ön yüzünü ve arka yüzünü eklemeniz gerekiyor. Ben şuralarını bir doldurayım. KYC'miz bir onaylansın arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim işlemlere. Doğrulanıyor ibaresi karşımıza çıktı arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde doğrulandı olarak da gözükecek. Doğrulandıktan sonra peki Max G-Global'e tıklıyorum arkadaşlar. Bakın kayıt başladı. Neyin kaydı başladı ama. Hemen katıl diyorsunuz. Bakıyorsunuz hanenizde yani bakiyenizde 300 dolar ve fazlası varsa sadece burası için arkadaşlar hemen kaydolunuyor. Bak vadeli işlemler. 300 dolar ve e, katı olduysa BTC kazanma hakkınız oluyor arkadaşlar. Toplam ödül havuzu 100 BTC. 100 BTC şu anda ne kadar yapıyor? 1 BTC 16 bin dolar yapıyorsa 160 bin dolarlık burada bir yatırım mevcut arkadaşlar. Kayıtlı kullanıcı sayısı 1604 10 BTC ödülü dağıtılacak arkadaşlar. Kilitleri açıldı işte ona göre de ödüller kazanabileceksiniz. Şimdi başka ne var? Bunu kapatalım. Max'i Türkiye etkinlikleri kaçırmayın. Türkiye özel tamam. 5MX. Bakın ne diyor? 21 Kasım 27 Kasım. Yarın sonmuş bu da. Bir hesap açın ve kayıcı doğrulamayı tamamlanın. 10 USDT vadeli işlem bonusu kazanın diyor arkadaşlar. Bakın sizlere dediğim gibi. Etkinlik döneminde Mekşi'de hesap açan ve kayıcı doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar 10 USDT vadeli işlem bonusu almaya hak kazanacaklar. Yani ben birazdan 10 dolar para kazanacağım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan 10 dolar para kazanmış olacağım. Arkadaşlarını vadeli işlem yapmaya davet eden arkadaşların vadeli işlem hacmi 5000 USD'yi ulaşırsa iki tarafta 5 MX ödülle ödüllendirilecektir diyor. Bu 5.000 USD'yi 10 dolarla da yapabilirsiniz, 100 dolarla da. Hacminizden bahsediyor arkadaşlar. Vadeli işlemlerde bir işlem açtığınızda bu 10 dolarla açıyorsanız çarpı 20 yaparsanız 200 dolarla işlem açmış gibi oluyorsunuz. Bu ve bunun katlarından ödülleri kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu da farklı bir şeydi. Yeni kullanıcı davetinde tamam geç bunu. Vadeli işlem geç. 2.42 BTC kazan diyor mesela. Bugün Ethereum günü varmış arkadaşlar. Ethereum gününü tıklıyoruz şöyle ödül kazanmak için diyor. Yapman gereken bak mesela vadeli işlem vadeli işlem hacmin 18.2. Henüz kayıt. hemen kaydol. Onayla. Etkinlik kuranına kayıt olma koşullarını karşılamıyorsunuz. Neden karşılamıyoruz arkadaşlar? Çünkü bir bilet alamadık daha ve KYC onaylamadı KYC onaylarsanız direkt bu işlemleri otomatik olarak katılabiliyorsunuz zaten. Şimdi KYC'miz onaylandı mı? Cüzdan özetine baktığımızda cüzdanımızda şu anda bir para yok arkadaşlar. Küçük farkları gizleme. Gördüğünüz gibi 0.36 USD gibi bir, bir dolar. 1 dolar bir para göndermişiz arkadaşlar. O da bakiyemiz olsun diyerekten burada. Geçmiş. Aynen 1 dolar çok cüzi bir miktardı. Profilim gelişmiş KYC. Doğrulandı. Mesela KYC'miz doğrulandı arkadaşlar. Bunun sayesinde şimdi 10 dolar işlem alabiliriz. Gelişmiş KYC'yi de onaylayabilirsiniz arkadaşlar. Birinci KYC gelişmiş KYC'yi onaylamak için de telefonunuzdan yapmanız gerekiyor. Bunun için de Global uygulamasına gitmeniz gerekiyor dostlarım. Kazandığınız paraları Analizlerini burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın son 30 günde hiçbir şey yok. Son 7 günde ne var? Bir tane işlem açmışım öyle bırakmışım öyle de kalmış. Ne kadar kazanmış? 0.505 günlük PNL'im. Bu da bugünün kapanışı 6.83 kaybetmişim arkadaşlar. 1000 USDT bonus alın diyor mesela. Mesela KYC doğrulandı arkadaşlar. Ödül almış mıyız? Hayır daha ödül almadık. Şimdi toplam vadeli hacmi. Bakın toplam vadeli hacmi. 10 bin doların üzerine çıkarsa 1 ile 50 dolar arasında para kazanabiliyoruz. 100 dolar üzerine çıkarsa yani 2 milyon bir şey yaparsan hacim yaparsan da 100 dolar para kazanmış oluyorsun. Şimdi vadeli işlemlere gelelim arkadaşlar. USTI Dominance'a tıklayalım. Mesela Telegram'da en son hangi işlem verdim ben? Ee, ne verdim arkadaşlar? RAM verdim ve yüzde 30'da falan kapattım reni. Umfide likit oldu zaten herkes şu anda. Evet 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 evet. Mesela ne dedim? Emir girişi ren. Ren'e ben bir işlem vermişim arkadaşlar. Ren'e şöyle bir tıklayalım. Ren. O Oo, 1237. Ooo. wo wo wo. Bizimki tekrardan işlemi yakalamış. %20 idi burası lan. Tüh, burası %20 idi. Güzel oldu bu. Tekrardan yakalamış işlemi benimki. Tamam. 12144'te bırak. Süper, süper. Tamam. Ren mesela. Ren arkadaşlar en yakından şöyle Short işlem açmak istiyorum. Şu anda görmüyorsunuz. Aynen şimdi görüyorsunuz. Mesela arkadaşlar ben size dedim ki tekrardan baştan sıralım. 12.5'ten girdik. 12.5'ten girdik. Ben girdim. Size de attım saniyesinde ama yakalayamadınız. Ne oldu? 12.48 veya 45'e düştü. Buradan girdiniz. Ben şimdi en yeni yapayım şunu. Girdiniz. Girdiğiniz anda ben size short veya long diyorum zaten arkadaşlar. Dedim ki %20 zarar durdur. %35 kar al. Bunu dedim mesela ben sizlere. Şimdi hemen karımızı çakalım. Short aç dedik. Bak short'a döndü zaten. Şu anda işlem short'a döndü arkadaşlar. Öbür tarafta da %8 kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da güzel. Renden ben bugün güzel çalışırım gibi geliyor ya. Hani Ren bana bugün güzel işler gibi geliyor arkadaşlar. Yani Ren'den bakalım bir tutsun şunu bir, bir yakalasın. Allah Allah ne kadar düştüyse tutturamadık bir türlü. Hah girdik. Mesela girdik arkadaşlar şimdi işleme. Ben ne demiştim? Sadece TP vermiştim. Bazı dostlarım stop olduğunda çok korkuyor veya %10 stopu gördüğünde çok korkuyorlar arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Bakın bu kripto para nerelerden geldi? Yaptığı hareketler nasıl? Hani şu hareketi ne zaman yapmıştı? Ve sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Elimizde 100 dolarlık bir para var, tamam mı? Ben sizlere işte bir işlem attım. Bir 5 dakika daha geçti ikinci işlem attım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitti. 10 tane ben işlem attım sizlere. 10 tanesine girmeniz lazım. Nasıl 10 tanesine girmeniz lazım? Basit şu şekilde arkadaşlar. 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar olarak böldük. Böldüğümüzde 10 tane işlem vermiştik. 10 tane işlem verdik. 8 tanesinden %20'lik kar aldık. 8 çarpı 20 yüzde %160 para yapar arkadaşlar. Hepsine 10 dolarla girmiştik değil mi? Hepsinden 2 doları aldık. Çarpı 8 yaparsak 16 dolar para kazanmış olduk. 16 dolar para kazanmış olduk. 4 dolarda zarar ettik. Totalde karımız 12 dolar oldu. Bakın bir günde 12 dolar. Bakın günde 12 dolar gayet başarılı bir şey arkadaşlar. Bunu 1000 dolarlara çıkartırsanız günde 102 dolar ve daha ve katları olur. Neden paranızı bölün diyorum? Bakın bir tanesinde zarar yaptığında... Bir tanesinde zarar yaptığında diğerlerindeki zarar onu karşılıyor. Onu karşıladığı için biz para kazanabiliyoruz burada. Öbür türlü para kazanamazsınız arkadaşlar. Daha fazla para kaybedersiniz. Bakın ben burada şey yaptım. Şimdi e, öylesine size göstermelik 1 dolarlık işlemler açtım. Düşer mi yükselir mi? Bakacağız. Bakacağız. Çünkü neden? Rende arkadaşlar bir pump oldu ve bunun dump olmasını bekliyorum ben. O yüzden Rene ben düşüş girdim. Unfi mesela. Hemen şöyle bir Unfi'ye bakalım. Unfi. Unfi'mizi açtık. Unfi ne yaptı arkadaşlar daha demin? Tamam tamam. Bir dakika. Bu niye? Otis 8 olarak gösteriyor. Otisi. Hemen şunu 3 yapalım. Daha demin ne yaptı? Nasıl daha demin lan? 4 saatlikmiş. 15 dakikalığa bakalım hemen. Heh. Mumumuz burada. Şu mum. Mükemmel likit yapma mumu arkadaşlar. Eğer stopsuz burada birisi işlem açsaydı likit olmuştu. Likit olmak ne demek arkadaşlar? Onu da bahsedeyim ben sizlere. Mesela ben şimdi burada bir 100 dolarlık bir marjinim var benim. Bu 100 dolarlık marjinim. Nerede? Tahmini likitasyon fiyatı. Bak adil fiyat. Tahmini likitasyon fiyatı. Burası 12.783 olduğunda benim 100 dolarım silinecek. Yani 100 dolarım gidecek arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. %20 zarar etmek mi kötü yoksa paranın hepsinin gitmesi mi kötü bunu size bırakıyorum şimdi %20 zarar ettik diyelim kaç x'e girdik işte %20 zarar ne kadar yaparsak 100 dolarda 20 dolar para yapar arkadaşlar 20 dolar zarar ettik 100 dolarda 20 dolar zarar etmek mi yoksa 100 doların 100 doları zarar etmek mi sizleri kötü duruma sokar sadece bunu öğrenmek istiyorum ben sizlerden. O yüzden stopla gitmeniz sizin açısından çok ama çok önemli arkadaşlar. Stopu da hani bakacaksınız böyle. Nerede stop patlatır diyeceksiniz. Stop patlatmak ne demek işte bu. Mesela şu stop patlatmak ve long patlatmak arkadaşlar. Bu ikisini de yaptı. Mesela şu anda bakıyorsun grafik şu şekilde gidip geliyor. Gidip geliyor. En dip noktası neresi mesela? Diyeceksin ki 4.336. Ben stopumu 4.336'ya koyacağım. Eğer oraya gelirse duracak. Ne olacak? İşte %10, %15 zarar etmiş olacaksınız arkadaşlar. Ben sizlerin kar kazanmanızı sağlıyorum. Nasıl? Yani kar elde etmenizi sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere. Mesela sizlere ne demişim? Ethereum şu trendler arasında gidip geliyor. Şimdi Ethereum hemen bir inceleyelim. ETH. 1208 maksimum son direncimiz. Hatta size şuradan gönderip göstereyim arkadaşlar. Hani sizlere yaptığım analizleri göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Destek ve direnç noktaları bizler açısından çok çok önemli arkadaşlar. Mesela SRN S, -r -v için ne demişim arkadaşlar şurada mesela? Demişim ki buradan longlayabiliriz, şuradan shortlayabiliriz. Daha yükseliş tamamlanmadı, dalgalanmalar olacak dedim. Dedim mi? Dedim. Hemen S, -r -v. Daha yükselişin tamamlanmadı ama şu anda dalgalanma hareketleri gelecek. Aşağı inmesi biraz zaman alır. O yüzden 0.77 civarlarından short açılabilir. Veya bu noktalardan yukarı yönlü 0.791'e kadar açılabilir demişim. 0.77'den short açarsak arkadaşlar 0.77 neresi? Da buraları. Da buraları çıkarsa bir short işlemi verebilirsiniz demişim. Hemen Ethereum'a bakalım. Bakın arkadaşlar, direnç ve destek noktalarımızı bu şekilde çiziyoruz. desteği tam değmiş. Şu anda pumplaması gerekiyor Ethereum. Ethereum şu anda pumplayacak arkadaşlar. Hemen şöyle Ethereum'a bir pump yapabiliriz. Ethereum'da güzel bir pump bekliyoruz. Zaten var. Hemen ben şöyle. Şuradan bir saniyenizi alacağım. Eterimde pump gelecek arkadaşlar. Bakın bu grafiği unutmayın. Bu grafiği sizlere satan göstereceğim. Bugün en kaçı? 26 11. 26 11. 18 44 arkadaşlar. Ne olacak? Pump gelecek dedik. Gelir. Hemen şuradan. Eterim'a geliyorum. Yükselmeye de başladı. Long kaç dedim arkadaşlar. Direkt 1216'dan long işlemimizi verdik. 80 iste girmişiz. Bu kötü oldu benim için. Likitasyon fiyatı çok çok yakın olacak. Neyse önemli değil bir şey olmaz. Maksimum nereye gördük? 1206'yı daha da düşmez oradan. 1999'da çünkü bir şey olmaz oradan. Devam. Hemen nerede kaldık? Mesela. Serebe'yi söyledik. Ethereum'u söyledik. REN. Bakın REN'den devamlı ben buradan para kazandım. REN'i gösterdim sizlere. Reyno şurada yaptığı hareketleri de gösterdim arkadaşlar. bak nereden açmışım? 0 11 993'ten açmışım arkadaşlar. Burada bir Bitcoin'deki kırılımdan dolayı alt koyunların hepsi etkilendi. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şu anda yükseliyor, bir tepki yükselişi olacak. Bu maksimum bizim gene direncimize deyip ters tepebilir arkadaşlar. Bakın, ters tepebilir. Mesela ne demişiz? 12 saat kaçta 9 .17. 1213'ten long işlem verilebilir dostlar. Ethereum için arkadaşlar. Bakın 1293'ten long işlem verilebilir demişiz. 1213'ten özür dilerim. İlk destek noktamıza değdi sabah. Oradan bir güzel kar elde ettik. Yani bu şekilde arkadaşlar işlemlerimizi yapabiliyoruz. Para aktarımı peki önemli nokta burası. Para aktarımı nasıl yapılabiliyor? Mexiye direkt TL olarak bir şey yükleyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden Paribu'dan Aktarımımızı sağlamamız gerekiyor. Nasıl bir aktarım sağlayabilirsiniz? Hiç bilmeyen arkadaşlar için ufak bir gösterim yapayım ben sizlere. Normalde ben bunu Telegram'dan ufak bir detaylarla bahsetmiştim. Paribu'ya geliyorsunuz. Paribu. Paribu'ya geldiniz mesela. Şu anda girmeyeceğim. Fazla göster detaya gerek yok. Tetır geliyorsunuz arkadaşlar buradan. Tetırsa <laughs> Tetır tether al. İlk önce bir giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra karşımıza yatırma ve çekme kısımları gelecek arkadaşlar. Bunu TRC20 ağından yaparsanız sizler açısından çok ama çok daha ucuza gelmiş olur arkadaşlar. Bu ilk önce geliyoruz buradan bir yatırım olarak TRC adresimizi kopyaladık. Çekim kısmı var arkadaşlar. Şunlar yasal durumlardan dolayı şey yapıyoruz. Ha, şifremi değiştirdiğim için 24 saat. Bak çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Gerçekten çok güzel bir şey e, Varsayımsal olarak konuşuyorum. Hesabınız çalındı, şifresi değişti hani işte desteğe bağlanmak için 24 saat vaktim var. Dersin ki benim haberim olmadan işte dersin işte resmini atarsın böyle KYC'ni onayladığın için zaten her şeyin falan orada gözüküyor. Benim şifrem değiştirildi haberim olmadan lütfen buna bir önlem alın. Bir şeyler yapın onlar da senden birkaç şey isterler. Ona göre de işlemlerini yaparsın. Bu şekilde de çekimlerin devam eder. Ee, o ren çok iyi. Ren çok iyi düşmüş. Burada ren ne kadar? %12'lerde güzel tekrar düşer mi o taraflara düşer diye bir gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde MaxG Global'de vadeli işlemler yapabilirsiniz. Şurada alsat kısmından da spot olarak alıp satabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Mesela ben 1 dolarlık atıyorum BTC alacağım. İşte ya da paramız yok şu an ama olsun. Hani paramız olduğu kadar da BTC ve altcoin'leri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bu bana çok geliyordu arkadaşlar. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Vadeli işlemlerde Mexcy Global'de nasıl bir işlem yapılır? Bunun videosunu çekmek istedim. Bir de hani bu kadar her şeyi detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Kaldıraçlı işlemlerde nelere dikkat etmeniz gerekir? Onlardan bahsettim. Stop ve kar alma olaylarını sizlere gösterdim. Yani gözünüz önünde şu anda yüzde 8, yüzde 10 kazanıyorum zaten. Hani telegram adresimizde de sizlere gösterdim. Gerçekten kazanıyoruz, kazanmıyoruz değil. Bazıları da diyor ki niye kazanıyorsan buradasın. Dostlarım ben kazanıyorum. Evet sizler de çok kaybediyorsunuz. Onun için buradayım ben. Hani kaybetmemek için ne yapmamız gerekiyor? Ben sizlere aslında bir yol gösteriyorum. Uygulamak veya uygulamamak sizlere kalmış bir şey. Ben burada sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bunlar kötü bir şey değil. Ben sizlere burada elimden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sadece sizin desteğiniz olarak da like ve yorum. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. Ve takımıma üye olursanız da dediğim gibi takımıma üye olduğunuzda arkadaşlar airdroplardan faydalarını biliyorsunuz. Airdroplar da güzel bir şey arkadaşlar. Bugünlük bu kadar dostlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kafanıza takılan bir soru olursa da lütfen yorum kısmına sizleri bekliyorum.